Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla yaptığı bir hamle daha var ama onu hayatta dile getirmem. Kimsenin de gördüğünü düşünmüyorum. Belki Kılıçdaroğlu bile farkında değil. Gerizekalısın dedim. Bana blokladı beni. Aa, beni takip ediyor. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de kanaat önderi olduk. Kimsenin de gördüğünü düşünmüyorum. Belki Kılıçdaroğlu bile farkında değildir. Öyle bir şey. Bu adam bu arada matematik... Bunun uzun hali çok komik. Bu yayının uzun hali altımıza sıçırtıyor. Bak şu gelmiş. Kardeş, bana bu kalemi sat. Bir şey diyeceğim. Bunu bir de... verir misin? Kağıda yazıp ben numaranı verir bana misin? Bana bu kalemi sat kardeş. Kağıda her numaranı yaz işte. Altında da satıyorlar bu arada. Bana bu kalemi sat kardeş. Götüme sokacağım. Bu şimdi bekliyorum. Demek ki sen de kendisi etmek istiyorsun. Kardeş ben yılda 800 bin dolar kazanıyorum. Geçen sene gramım 3 milyona çıktı. Nasıl yapıyorum bunu? Size anlatacağım. Sadece 100 liraya sizinle bu sırrı paylaşıyorum. Amazon dropshipping'le siz de zengin olabilirsiniz. Yanlış yere kalemi... atmışsın. Şurada başlıyor. Kişisine sahipmiş. Bak geldi. Ya görüyorsunuz. Uzaklara bakan bir gözlüklü profil resmi, siyah beyaz bir profil resmi. Kim bu Mustafa Selanikli mi amına koyayım? Kitap oku kelime. Borsa kaptım. O kadar güleceğinizi bilmiyordum. Ben okuduğum yeri bir yanlış köşe döndüm. Biliyor musun Vixi? Bu dayı o kadar çok kıza yürümüş ki, tamam mı? O kadar çok kıza yürümüş ki otomatik olarak düzeltiyor artık yani. O kadar çok kıza yürümüş ki. Sever misin? Severim. Çok iyidir ya. Özellikle ana karakterin böcekleri. Ay ay. Güzel zamanlar. Bir siyasi gündem olsa da yine dönsek şunlara ya. Bir hepimizin bir araya gelebileceği bir sebep olsa da takılsak amına koyayım. Çok özlendi. Çok özlendi. Bu yayını baştan izlemek lazım. Evet. En komik yayınlarımdan bence benim. Bak ben... Bu ne ya? Oğlum durun link atmayın ya. Bak ben ya. Sana bir gerçeği söyleyeyim. Dinliyor musun? Dinliyorum ha. Disleksi ilaçları koparmıştı beni. Bak benim yayında güldüğüm... O yayının kaydı yok muhtemelen. Benim güldüğüm... Ve gerçekten böyle artık mide bulantısı kadar güldüğüm... en büyük an şey arkadaşlar. Ellik... bir alternatif siyasi evren yaratıyor. O evrenin finalinde kumsala vurmuş bir şişe var. Şişenin içinden Jon Snow'un Yarının Adamı kitabı çıkıyor. Bak o an güldüğüm kadar hiçbir şeye gülmedim bizim bu yayınlarda. Bak o hikayeyi keşke olabilse, keşke o muhabbeti tekrar pürüzsüz şekilde birebir aynı canlandırabilse, yayını kaydı olsa da çıldırsak amına koyayım. O dönem Jon Snow'un Yarın Adamı kitabının darlayış seviyesi. Ciğerlerim çıkmıştı amına koyayım ya.
Ya ben o zamanlar sizi keşfetmemiştim. Daha benim hatlıma bir giga yayını yapsanız yeniden. Aa, olur abim giga yayınları. Yani bitti diye bir şey yok da. Hepimizin ortak bir nedenle gelebileceği bir gündem yok. Siyasi gündem olur. Yarın öbür gün yine agalarla toplanırız. Makara muhabbetimizi yaparız. Elbet denk geliriz. Bir tane Bahadır'ın siyasi önemli yayın yapmasına bakar. Genelde biz Bahadır'ın yayını piç ediyorduk. Genelde Bahadır'ın yayını piç oluyordu moruk. Yani gündem olsun yine yaparız. Son zamanlara en komiği de bu. Hatırladım. Ömür yok koskoca oyunda. Bu nasıl salak bir oyun ya? Birisi Twitter'a cevap vermişti. Dr. Disrespect bu arada 1.95 falan boyu var herifin ha. Şey yazmış ya herif hani yakışıklı boyu posu var. Ananı sikiyim. Burhim benim ya. Burhim benim ya. Oğlum ne klipler ne şeyler var. Sabaha kadar otursak eski yayınları komik anlara baksak çıldırırız ama vaktimiz yok arkadaşlar, yapmayalım bunu. Siktir et Bahadır yapar gündemi abi. Oğlum oturacağız sabaha kadar giga yayın mı izleyeceğiz? Bir geceni de bize ayır abi. Yani ne yapalım? Tam ne izleyelim? Evet, aşkla ilgili konuşalım. Gideceğim 15 dakika sonra. Aşkla ilgili konuşalım. 15 dakika sonra gideceğim adlı bir video var. Video 30 dakika. Klasik Alper. Zongalar. %100 zorba. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Sevgilim. Nispeten daha aşık. Saç rengi siyah ve muhtemelen ufakken... Ne? Ne? Alper Conga dünkü yayında ilk Göktürk'ün 100 dakikasını 2025'te Blue TV'de yayınlayacağını, tamamını da 210 dakikaydı arkadaşlar. 10 Kasım 2026'ya ertelemiş. Bunlar da tahmini tarihlermiş. Yani 12 Ocak 2026 daha 3 vizyon tarihi. Ne daha 3 oğlum Göktürk. Aa, daha 3 ton tamam okey. Ne kadar şaşırtıcı. Neyse Empolat günaydın hoş geldin. Empolat'ın donetlerinde abi abi demiyor artık maalesef. Abi abi demiyormuş senin donetlerde, onu nasıl çözeceğiz? İnan bilmiyorum. Dozumuzu alalım demiş. Hemen alalım. Selam. Selam. Gergin uykulardan... Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Şöyle olur. Selam. Mahmut. Gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, gölgelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bir necelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bir necelerden bir sabah gelecek kazamız mübarek ola. Allah aşkına giga yayınlara bakalım. Acil. Bak tamam okey. Tek bir yayın kaydını izlerim. O da after seçim. After seçim yayın kaydını izlerim. Atın.
After seçim. After seçim. Acil. Bahadır'daki o çıldırdığımız yayın. Seçim sonu değerlendirmesi. Bu değil, bu değil, bu değil. After seçimi atın ya, atın. Onu izlerim de. Kanka bu ne bu amına koyayım ya? 50 bin tane video var, hepsi... Hepsi şey anasını satayım, ne olduğu belirsiz. Anka nerede videosu mu? Arkadaşlar, Javs gerçekten aynı o yayınlarda arada çıkarttığı eşekler var ya, onlar gibi bir eşek. Ne yaptım amına koyarım seni ha? Efendim. Ya sen kime eşek diyorsun? Burada toplanmışız, seni bekliyoruz. Niye arıyorsun ki? Gelsene direkt buraya eşek. Kardeşim ne eşeksin ya? Çünkü. Tak. Evet. Benim Anka. Çıktı. Bu değil, bu değil. O denize abi, güldüğümüz Mart abi de gelir misin? Bire bire. Olacak mı? Dur bak. Dondurma erken hayal et. Ya Allah aşkına clear. Of, bak sinirleniyorum kanka, yapmayın be. Sinirleniyorum da neye yarıyor bırak. Ne yaptı? Sinirleniyorum da. Sinirleniyorum ha, yapma bir daha. Bulamadım ben. Bu mu? Yüzünün ortaya çıkmaz. Bu da değil. Oğlum bak arkadaşlar, hadi ya Jaws bulun gerçek... ya da gündeme geçeceğim. Anka. 2 yıl önce değil bu. Arkadaşlar Jaws gerçek. Anka nerede? 30 Mayıs. Öyle bir şey yaptı, kendi bile farkında değil, kaydı lazım bize serisinden. 45 dakika abi, bu video değil yavrum. Arkadaşlar mısın? Bunda normal şekilde eğleniyoruz. Attı bir daha. Göstereyim Burak bir dakika. Oğlum ne? Şu. Amına koyayım. Oğlum bak ilk... O gün başladı tamam mı? İlk böyle kutular mutular açılıyor, sandıklar açılıyor. Burak'ın attığı ilk veriler arkadaşlar. Burak'ın attığı ilk veriler... Bizim bir yaşadığımız hissiyatı düşünün. Paylaşamıyoruz yayında. Bunu attı bir de diyor ki bunu verme yayına diyor. Niye attı ki bunu? Attı bir de. Adam nasıl uyarıyor diyor ki sakın verme bunu yayına. Bizim AKP genel merkezinde adamı var Burak'ın, tamam mı? Bu oradan orada böyle bir açılış yapmışlar, hani böyle şampanya patlatmak gibi, anladın mı? Başlangıçta heyecan aç bak, ekibi toplayacaksın hakikaten. Ekibi komple toplayacaksın ama böyle finansal olarak da amına koyayım. Netflix anca yapar. Herkes olacak. Yahoo ile Efe uzun süre dayanamaz. Kavga ederler. Aydan. Onlar. Bu. Yengen gibi. Yusuf Kayalp'i de getirmek lazım abi. Yusuf'u şikayet ediyor. Son bir Pakistanlı diye. Her gittiğimiz ülkede bir kere şikayet ediyor. Deport ediliyor falan. Almıyorlar bunu. Araya böyle İngilizce anlatmaya çalışıyor. Ben Polonya'da kaldım falan, biliyorum işte böyle böyle. Ben kaydediyorum. Ümit Özdağ'ı trollüyorum. Başkanım böyle böyle bir durum var. Bakın Japonya'da bile sürüyorlar bunları. Ümit Özdağ Twitter'dan paylaşıyor. Bakın Japonya'da, Pakistan'da sürüyor diye. Türkiye karışıyor falan. Bizim haberimiz yok. Diamond'ı götürüyoruz. Diamond böyle vlog çekiyor. İşte Sokrates'in de söylediği gibi arkadaşlar falan. Arkadan şey geçiyor. Bix'i geçiyor. Zikrede'de falan böyle. Ya Allah ya Allah falan diye. En son şeyi götürüyoruz, böyle şey, Nihat abi de geliyor. Ya gençler, iş böyle olmaz. Oo, duamını yapalım liberalleri falan diye böyle bize anlatıyor. Biz, Nihat abi sen de gel falan, Nihat abi de geliyor. Cahil ile Nihat abi şey, Sabri ile Özgür gibi kolpaçın olur, birbirlerine gidiyorlar. Ya Zahreyn kardeş, sen ne garip bir kardeşmişsin ya, he? Ne oldu ki falan diye Cahil Nihat abi. Bak hala ya, bak hala ne oldu diyor.
bak kardeşim, bak güzel kardeşim. Sonra Joey çekiyor kenara. Abi bak Nihat abi kaç ya, şimdi adam kapışma şunlar. Bunlar kavga ediyorlar, siz tabii şeyden görüyorsunuz. Efe'den yine canlı yanaşmış. Esenlikler arkadaşlar. Ormanları görüyorsunuz değil mi? Ormanları görüyorsunuz değil mi? Şimdi Japonlar abi, Japonlar ormanları düzgün. Arkada böyle birbirini dövüyorlar böyle şey. Nihat abiyle Zahri'yi. Arkadan bir anda şey gözüküyor. Serkan Öz gözüküyor falan. Sen bölüm mezbi bütün. İyi. Kuşlar doğru konuşuyor. Nerede konsolosluk? İbo'yu tutukluyorlar falan böyle. Buraya diye uğraşıyor. Japon haberlerinde geçiyor böyle şey. Yabancı tacizci bir kız. Müge Anlı'ya çıkmıştı ya şey. Müge Anlı'ya çıkmıştı ya çocuk. Japonlu kız ayıttı. İbo da çıkıyor falan böyle. Ya İbrahim'ciğim senin ne işin var? Japonya'da falan diyor Müge böyle. O diyor işte. İlham Uzanım. Al geldi ha. Ali abimizi götürdü. Böyle şey yapıyor ama. Falan böyle. Kuzdur. diyor falan böyle. Şey, Yahoo'ya en son böyle pazarlık yaptıktan sonra Cumhur amca böyle varını yoğunu şey yapıyor. Gömüyor. Yahoo'yu geri getirmek için falan böyle. Yahoo'yu Kıbrıs'a iade ediyorlar falan. İade ettikleri şeyde de gemide de Cenk Hoca bir de Taner Tolga Tarlıcı bir arada iade ediyorlar. Çünkü niye? Cenk Hoca ile Taner Tolga Tarlıcı'nın ayrı bir şeyi var. Spin-off'u var. Onlar ayrı bir macera yaşamışlar falan böyle. Onlar bir araya gelmişler ama o hikaye kısmını biz görmüyoruz. Biz sadece Yahoo ile bir araya gelmişler diyoruz falan böyle. Cenk Hoca, Taner Tolga Tarlıcı Kıbrıs'a gidiyorlar. Onlar da yolda sıkıntı çıkıyor falan böyle. Gemi batıyor, bilmem ne. En son işte Taner Tolga Tarlacı Jaho'yu şeyin üzerine koyuyor. Senin finali gibi. Sen düşmeyeceksin. Sen düşmeyeceksin. Amına korum sen düşmeyeceksin. Jaho da diyeyim. Jaho da ilk defa böyle gay duygularını keşfediyor falan. Sonra şey böyle Cenk Hoca son anda çıkabiliyor. Bunların ikisini görüyor böyle. Son öpücüğü veriyor Jaho böyle. İbneler her yer fucking gayler ben falan çıldırıyor böyle. Cenk Hoca çıldırıyor böyle. Yüze yüze geliyor bunların yanına bunları boğmaya. Jaho böyle şeyde kalıyor abi denizin üzerinde haftalarca takalsiye çıkmış şey gibi. Neydi o filmi? Castaway'deki gibi. Castaway'de de kalıyor adanın üzerinde falan. Gidiyor abi aradan haftalar geçiyor. Bir tane şey geliyor. Şişenin içerisinde mektuplar oluyor ya. İmamoğlu'nda. Şişenin içerisindeki mektup geliyor. Jaho böyle gözleri yaşlı falan. Babam senin oğlum 10 yaşına geldi falan. Anladın mı? Çocuğunu da göremiyorsunuz. Açıyor bakıyor böyle. Yarının adamı imzalı. Ahmet Sonuç kardeşim. Belki olsun. Amına koyayım buna o kadar gülmüştüm ki ya. Devam edecek bir şekilde. Bu değil oğlum. Kim? Bu değil. Bu. Geriye bakacaksınız. Yani. Bu domino etkisi etmesin size. Yani bitti artık seçim olmayacak falan. Yani arkadaşlar kim... hayır ya. Öyle bir şey dedi ki kendi bile farkında değil ya. Öyle bir şey dedi ki. Öyle bir şey. Şu. Şunun uzun hali. Şunun uzun hali. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla yaptığı bir hamle daha var ama onu hayatta dile getirmem. Kimsenin de gördüğünü düşünmüyorum. Şunun uzun hali lazım. Şunun uzun hali lazım. Varsa izleyelim yoksa ben artık gündeme geçeceğim. Baba bir günde bizi ayır dediniz. Seçim döneminde bizden gizlediğiniz şeyler nelerdi? Seçim döneminde sizden gizlediğimiz şeyler... Pornosu olan siyasilerdi mesela İyi Parti'de veya işte bu Sarıgül muhabbeti, Sarıgül uyuşturucu muhabbeti, gay muhabbeti çok konuşuluyordu ama o paylaşılmayacaktı. İyi Parti'den bir herifin paylaşılacaktı, vazgeçtiler. İyi ki vazgeçtiler, biz çok korkuyorduk amına koyayım çünkü o seçimde iktidarın çok işine yarayacaktı ve paylaşmamayı tercih ettiler. Sonra bir tane siyasinin deprem döneminde muhalif bir siyasinin benim de yakinen sevdiğim bir siyasinin deprem döneminde yaptığı bir ayıp vardı. O yüzden kendisine çok kuruluyduk agalarca. O kadar kuruluyduk ki tüm agalar. O muhabbeti çok konuşuyorduk arka planda. Başka? Hatırlayamıyorum başka ya. Ya vardır 50 bin tane şey döndü de hatırlayamıyorum. En çok konuştuğumuz şey buydu. Kanka nerede atıyorlar? Kanka bu arkadaşlar, değil. Bu değil. Niye aynı videoyu atıp farklı sonuçlar bekliyorsunuz ya? Yok yavrum bu değil. Bu değil. Bunun part 2'si falan var mı? Yok. Bu yayın işte. 30 Mayıs 2023.
30 Mayıs 2023. Twitch'te 4 aylık yayınlar duruyor değil mi? Bu durmaz Twitch'te. Bahadır'ın 30 Mayıs yayını durmuyordur değil mi Twitch'te? Yoktur. Aga be. Her yerden silinmiş. O yayın kaydı tarihe gömüldü arkadaşlar. Bende var. En kalitelisi de bende var. At Rasim, at o zaman.